gizli Nazi nükleer sığınakları, gümüş yığınları içindeki sığınaklar ve ormandaki son 2. Dünya Savaşı kalıntıları. 2. Dünya Savaşı'ndan kalma en şaşırtıcı 10 şey. Ormandaki 2. Dünya Savaşı kalıntısı. 2. Dünya Savaşı uçakları tüm dünyaya dağılmış durumda ve hala bulunmaya devam ediyorlar. 70 yılı aşkın bir süredir Ballalayı Adası'nda ormanda çürüyen ve yakın zamanda keşfedilen Japon Mitsubishi G4M1 Betty bombardıman uçağını ele alalım mesela. Ayrıca bir tek o değil, ormanda çürümekte olan başka bir G4M1 daha vardı. Bu uçaklar müttefikler tarafından kod adları Betty ile anılıyordu. İnanılmaz menzilleri ve zırhları vardı. Kendinden sızdırmaz yakıt tankları vardı ve savaş sırasında düşürülmeleri son derece zordu. Orta irtifa bombardıman uçakları, torpido bombardıman uçakları ve nakliye birimleri olarak kullanıldılar. Bunlar aynı zamanda Pearl Harbor'daki acımasız saldırıda kullanılan uçaklardı. Şu anda dünyada korunmuş eksiksiz bir Betty uçağı yok. Bu yüzden adadaki bu keşif inanılmaz bir keşif. Uçakların çerçeveleri neredeyse tamamen sağlam, uçakların model numaraları bile bulundu ve her iki uçağın da 1943'te Nagoya'daki fabrikadan çıktığı ortaya çıktı. Adanın Irak olması ve insan yerleşimlerinin olmaması nedeniyle bu iki uçak kurtarılana tam olarak gökten düştükleri yerde kaldılar. Bu devasa uçakları ormandan çıkarmak kolay bir iş değildi. Kurtarma ekibi ağaçların arasından bir yol kesmek zorunda kaldı. Her bir parçayı sahile çekmek için ağaç dallarından yapılmış kaba kızaklar kullandılar. Gizli Nazi nükleer sığınağı. Nazileri deyince tipik olarak çılgın Amerikan askerlerinin öfkeyle bağırdığını ve oldukça korkunç şeyler yaptığını düşünürsünüz. Aklınıza karıncalar gelmez ama aslında Naziler esasen bir grup karıncaydı. Avrupa'nın altını oydular. Türlü türlü yeraltı tüneli ve sığınak inşa ettiler ve bazıları yeni yeni bulunuyor. Örneğin Avusturya'daki bir film yapımcısı 2019'da Naziler tarafından atom bombası geliştirme girişiminde kullanılan bir yeraltı sığınaklar ağı keşfetti. Yeri Linz yakınlarındaki küçük bir kasabanın hemen dışındaydı. Konumu eski istihbarat raporları ve radyasyon testleri kullanılarak belirlendi. Film yapımcısı aslında bölgede gizli bir silah programı olduğunu düşünen 1940'lardan kalma bir Amerikan casusunun teorisinden faydalandı ve gerçekten de tesisin yakınlarındaki bir toplama kampındakileri köle gibi kullanılarak inşa edildiğini, yaklaşık 75 dönümlük bir alanı kapladığı ortaya çıktı. Yeraltı tünellerinin ilk jet motorlu savaş uçaklarının inşa edildiği ünlü Bell Crystal fabrikasına bağlandığına inanılıyor. Bu siteyi şimdiye kadar hiç bulamamaları çok ilginç. Çünkü bağımsız profesyonellere göre buranın 3. Reich için en büyük silah tesisi olduğu düşünülüyor. Burada Nazi kalıntıları ve Staffel'dan miğferler de dahil olmak üzere birçok ilginç eserler keşfedildi. Ne yazık ki film yapımcısı ve ekibi aslında tarihi bir yeri kazma iznine sahip olmadıkları için polis tarafından durduruldu. Ancak umarım kazı yakında tekrar başlar. Musashi Savaş Gemisi İnkazı. 2. Dünya Savaşı'nın kalıntılarına takıntısı olan Amerikalı bir milyarderseniz ne yaparsınız? Eğer isminiz Paul Allen'sa kendi keşif ekibinizi kurar ve gemi inkazlarını aramaya başlarsınız. 2015 yılında Bay Allen, batık Japon savaş gemisi Musashi'yi keşfetti. Musashi, Amerika kuvvetleri tarafından 70 yıldan fazla bir süre önce batırılmıştı. Geminin Filipinlerin yakınındaki okyanusun dibinde yüzeyin 999 metre altında olduğunu keşfetmek için kendi özel keşif ekibini kullandı. Musashi savaştaki Japon gemilerinin en büyüklerinden biriydi. Bu da onu inanılmaz bir keşif haline getiriyor. Özellikle de çok yeni olduğu için. Savaş gemisinin kendisi 24 Ekim 1944'te Amerika Birleşik Devletleri savaş uçakları tarafından batırıldı. Bu 2. Dünya Savaşı'nın en büyük deniz savaşı olduğuna inanılan Leyte Körfezi muharebesinde oldu. Bu Amerikan ve Avustralya ordusunun Japon İmparatorluk Deniz Kuvvetleri'ni acımasızca yendiği belirleyici savaştı. Tarihin önemli bir parçası. Bay Allen gemiyi tam olarak yüzeye çıkaramasa da BBC'ye 8 yıl süren çabalardan sonra gemiyi bulmaktan da yeterince memnun olduğunu söyledi. Bodrum'daki Panther Tankı. Herkes bir tanka sahip olmayı hayal eder. Arnold Schwarzenegger de var. Bizde neden olmasın? 2015'te Kuzey Almanya'daki polis yaşlıların evinde tutulan 2. Dünya Savaşı Panther tankını ele geçirdi. Söz konusu adam o sırada 78 yaşındaydı ve Panther tankını torpido ve uçak savar silahı gibi oldukça etkileyici askeri teçhizatla birlikte saklıyordu. Tüm bunların adamın Bodrum'undan çıkarmak kolay bir iş değildi. Ordunun çağrılması gerekiyordu. Hatta Panther tankını yaşlı adam Bodrum'undan çıkarmak için modern bir tank getirmek zorunda kaldılar. 20 askerin tankı çıkarması tam 9 saat sürdü. Şimdi adamın askeri koleksiyonu araştırılıyor.
Çünkü savaş silahları kontrol yasasını ihlal ediyor olabilir. Adamın neredeyse 80 yaşında olduğunu düşünürsek gerçekten umrunda olup olmadığı da şüpheli. En azından silahların hiçbiri operasyonel değildi. Bu adamın bodrumu ne kadar büyükmüş de devasa bir panter tankını sığdırabilmiş. En başından bunları oraya nasıl sokmuş? Yerlilere göre. Adamın tankı aslında oldukça yaygın bir bilgiydi. Hatta 30 yıldan fazla bir süre önce onu bir kar fırtınasında sürerken gördüklerini söylüyorlar. Bacadaki posta güvercini. Basit gemileri de savaş uçaklarını da unutun. Şimdiye kadarki en havalı 2. Dünya Savaşı keşiflerinden biri bacada bulunan bir posta güverciniydi. Amerika Birleşik Devletleri halkı posta güvercinlerine o kadar aşina değildir. Ancak İngiltere'de çok saygı görürler. Birleşik Krallık'ta büyük bir tarihsel öneme sahipler. Savaş sırasında müttefik güçler arasında mesaj göndermek için posta güvercinleri kullanılırdı. Posta güvercinlerini vurmak için eğitilmiş, keskin nişancılar olmasına rağmen Hitler'in güvercinlerin ayaklarına bağlı mesajları öğrenebilmek için yapabileceği pek bir şey yoktu. Ayrıca Nazilerin güvercinleri öldürmek ve mesajları engellemek için özel olarak eğitilmiş şahinleri vardı. Ama bu her zaman işe yaramadı. David Martin adında bir adam, CBS News'a anlattığına göre 30 yıldır kapalı olan bir şömineyi açtığında bir posta güvercinin kalıntılarını buldu. Temizlik sırasında bir zamanlar bacanın tepesini sürekli olarak kullanan bir kuş olduğu ortaya çıktı. David kuşu daha yakından incelerken kemiklerinden birine bağlı kırmızı bir kapsül buldu. Kapsülde savaştan kalma şifreli bir mesaj vardı. Martin kodu çözemedi çünkü nasıl yapacağı hakkında hiçbir fikri yoktu. Batık gümüş. 2. Dünya Savaşı sırasında Naziler torpidolarını 240 milyon dolarlık gümüş külçe ve madeni para taşıyan SS Gerisoppa'ya ateş açtı. İçinde ne olduğunu bilselerdi muhtemelen gemiyi batırmazlardı, soyarlardı. Şimdi bu gemi deniz altında şimdiye kadar yapılan en büyük keşif olacak. Amerika, Ossey Deniz Keşif Şirketi birkaç yıl önce batık gemiyi kurtarmak için bir plan hazırlamak üzere İngiliz hükümetiyle ortak çalışıyordu. Gemi 1941'de İrlanda'ya giderken batırıldı. Ama kesin koordinatları hala bilinmiyor. Deniz Keşif Şirketi tam yerini bulmaya çalışıyor. Böylece aşağı inip ganimeti geri alabilecekler. P-40 kitap. 28 Haziran 1942'de Çavuş Deniz Copping hasarlı P-40 kiti halkı Mısır'da bulunan iki İngiliz havaalanı arasında uçuruyordu. Plan uçağı tamir ettirmekti. 24 yaşındaki asker çölün ortasına düştü ve uçak 2012'de tekrar bulunana kadar 70 yıldan fazla bir süre orada kaldı. Eğer Mısır çöllerine gittiyseniz Sahra'nın muazzam ve el değmemiş bir yer olduğunu bilirsiniz. Uçağın o kadar uzun süre orada kalması kesinlikle şaşırtıcı değil. Uçak kumdan oldukça ağır hasar görmesine rağmen büyük ölçüde bozulmadan kalmıştı. İlginç bir şekilde uçak bulundu ancak pilot kalıntıları bulunamadı. Japon Mega Denizaltı. Japon 1/400 sınıfı denizaltı 1940'ların en etkileyici savaş makinelerinden biriydi. Şimdiye kadar yapılmış en büyük denizaltıydı ve nükleer balistik füze denizaltılarının üretime girdiği 1960'lara kadar bu unvanını korudu. 1940'larda bir mega denizaltıyken yakıt ikmali yapmak zorunda kalmadan tüm dünyayı 1,5 kez dolaşma yeteneğine sahipti. Ayrıca su altındayken 3 uçak taşıyabilecek kadar çılgın bir kapasiteye sahipti. Amerika Birleşik Devletleri'ne saldırmak için özel olarak tasarlanmıştı. Savaştan sonra Sovyetler teknolojiyi eline geçirmesin diye Amerikalılar tarafından yok edildiler. Enkazların yeri 2005 yılına kadar büyük ölçüde bir sır olarak kaldı. 2005'te denizaltılarından biri Hawaii yakınlarında bir denizaltı araştırma laboratuvarı tarafından bulundu. Enkaz okyanusun neredeyse 914 metre altında olduğundan büyük ihtimalle sırlarını korumaya devam edecek. USS Independence. USS Independence savaş sırasında kullanılan etkileyici bir uçak gemisiydi. 1943-1945 yılları arasında Pasifik Okyanusu'nda faaliyet gösterdi. Kasıtlı olarak San Francisco kıyılarında batırıldı. Uzunca bir süre okyanusun dibinde yattıktan sonra sonunda teknoloji aşağı inip tarihin klasik bir parçasına bakmamızı sağlayacak kadar ilerledi. Live Sessions'a göre araştırmacılar sadece birkaç yıl önce enkazın ilk görsel araştırmasını yapmak için robotik bir denizaltı kullandılar ve araştırmanın ortaya çıkardığı şey oldukça harikaydı. Belli ki gemiyi batırmadan önce pek iyi sökmemişler. 40 milimetrelik uçak savar silahlarını hala tepesinde görebilirsiniz. Bir zamanlar savaş ve korkunç atom bombalarının etkinliğini test etmek için kullanılan bu makine, şimdi okyanusun bir parçası olarak Kaliforniya sahilinin hemen açıklarında, dalgaların 790 metre altında sessiz sakin duruyor.
Mi-262 uçağı. Hollanda'da jet avcı uçağı Mi-262, şevalvenin yer altına gömülmüş önemli kalıntıları keşfedildi. Keşif tamamen kazara gerçekleşti. Dieland Hava Üssü Müzesi çalışanları yakındaki bir havaalanında 2. Dünya Savaşı bomba kraterini kazmaya çalışıyorlardı. O bölgeyi kazmak istediler. Çünkü bomba kraterleri genellikle savaştan kalma kalıntılarla doludur. 70 yıl önce bunlar değersiz olabilir ama bugün birçok insan için hazine anlamına geliyor. Kazma sırasında işçiler 4 silah deposuyla birlikte jet avcısının burnunu buldular. Ön cam ve ağır zırhlı cam kolayca tanınabilirdi ve burnuna monte edilmiş 2 MK-108 30 mm top bulunuyordu. Ekip gerçekten bir arkeoloji ekibi olmadığı için kazılarına elle başlamışlardı. Nihayet uzun çalışmalar sonucu tüm uçağı ortaya çıkardılar. İşçiler uçağın oldukça nadir görülen ve Almanya'nın en gizli hava silahlarından biri olan Mi-262 avcı bombardıman uçağı olduğuna inanıyor. Bu inanılmaz 2. Dünya Savaşı keşiflerinden sizi en çok büyüleyen hangisi? Yorum bölümünde görüşlerinizi bildirin. Her zamanki gibi izlediğiniz için teşekkürler. Henüz olmadıysanız en iyi yeni videolar için abone olmayı unutmayın.